Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir bulgur pilavı yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine bir çay bardağı yeşil mercimeğimizi alıyoruz. Ardından üzerine aşacak kadar sıcak su ekliyoruz ve mercimeğimizi haşlanmaya bırakıyoruz. Genişçe bir kabın içerisine 2 çay bardağı pilavlık bulgurumuzu alıyoruz. Üzerine su ilave edip bulgurumuzu güzelce bir yıkıyoruz ve bir süzgece alıp süzülmeye bırakıyoruz. Pilavımızı pişirmek için tenceremizin içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından dolu dolu bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra bir adet yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız kavrulmaya başladı. Şimdi bulgurumuzu ekliyoruz. Bulgurumuzu da soğanımızla beraber kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından haşlanmış yeşil mercimeğimizi ekliyoruz. Mercimeğimizi de bulgurumuzla beraber yaklaşık 2 dakika kavuruyoruz. Pilavımıza sıcak suyumuzu ekliyoruz. Şimdi biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Pilavımızı şöyle bir karıştıralım. Ve tenceremizin kapağını kapayıp kısık ateşte pilavımızı yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet, pilavımız çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Şimdi ocağımızın altını kapıyoruz. Pilavımızı 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ardından servis edeceğiz. Yeşil mercimekli bulgur pilavımız servise hazır. Pilavımızı turşuyla servis ettik. Bu pilavın yanına turşu çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.